bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi olan eski Güzel Sanatlar Akademisi'ne, onu da mimarlığına kazandım. Ve önce onun sonuçları belli oldu. Bir iki gittim Mimar Sinan Üniversitesi'ne fakat beni pek sarmadı Mimar Sinan Üniversitesi. Çok ilginç bir şekilde. Sınıfın yarısı bir önceki yıldan kalmıştı. Böyle bir olumsuz hal var. Birkaç derse girdim. Dersler bana lise dersleri gibi geldi. Böyle hiç üniversite havasını hissetmedim. Sonra gitmedim. Bir gün fakülte sekreteri dedi ki, sen ne dolaşıyorsun burada dedi. Sen dedi, Teknik Üniversitesi'yi kazandın dedi. Oraya gitsene dedi bana. İlk defa ondan öğrendim ben de. Yani o zaman çok iyi bir sekreter hanım vardı orada. Herkesi tanıyordu, ilgileniyordu. Ve beni de takip etmiş, o bana haber verdi. Hocam merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler bugün bizimle burada olduğunuz için. Biz normalde bu seriyi çalışma odalarında yapmayı tercih ediyoruz. Ama bugün Mimar Sinan'ın Salis Medresesi'nin biz sizin çalışma odanız olmak için uygun bir mekan olduğunu düşündük. Çok doğru. Ben şununla başlamak isterim. Siz 1937 doğumlusunuz. Nasıl bir dünyaya, nasıl bir ortama, bir fiziksel çevreye, nasıl bir ailenin içine doğdunuz? Evet. Ben 1937'de Şile'de doğdum. 2 yaşıma kadar orada yaşamışım. Ondan sonra babam memur olduğu için Beykoz'a geliyor. 2 sene kadar Beykoz'da oturuyoruz. Oradan Silivri'ye gidiyor. Silivri'de bir sene oturuyoruz. Sonra İstanbul'a tayini çıkıyor. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nın muhasebecisi olarak İstanbul'a geliyor. Sonra da önce Maçka'da, sonra Beşiktaş'ta oturduk ve ilkokula ben Beşiktaş'ta başladım. O yıllar, İkinci Dünya Savaşı'nın iyice patladığı yıllar, Alman orduları Trakya sınırına gelmiş, Bulgaristan, işte Yunanistan sınırında. İstanbul boşalıyor, herkes panik halinde. Biz de Beşiktaş'ta oturmak yerine karşı tarafa geçmek daha avantajlı diye düşünmüşler ve Üsküdar'a taşınmışlar. Ahşap bir evimiz vardı oturduğumuz. Sonra da gene ortaokulu, liseyi de yine Anadolu yakasında okudum. Üniversite yıllarına kadar. Mimar olmaya nasıl karar verdiniz o erken yıllarda? Ben ortaokuldan itibaren resme biraz merak lıydım. Resim hocaları da benimle ilgileniyorlardı bu merakımdan dolayı. Böyle çeşitli çizimler yapıyordum. O arada ev planları falan da yapıyordum. Öyle hoşuma giden evlerin resimlerini sulubaya falan yapıyordum. Öyle bir şey. Artık lisedeyken mimar olmak istemeye başlamıştım. Tabii o zaman merkezi bir sınav yoktu ve nereyi kazanacağınız da belli değildi. İşte her üniversite ayrı sınav yapıyordu o zaman. Sonra Teknik Üniversitesi'nin sınavı vardı. Orada kazanmışım. Hatta bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi olan eski Güzel Sanatlar Akademisi'ni, onu da mimarlığına kazandım. Ve önce onun sonuçları belli oldu. Bir iki gittim Mimar Sinan Üniversitesi'ne fakat beni pek sarmadı Mimar Sinan Üniversitesi. Çok ilginç bir şekilde. Sınıfın yarısı bir önceki yıldan kalmıştı. Böyle bir olumsuz hal var. Birkaç derse girdim. Dersler bana lise dersleri gibi geldi. Böyle hiç üniversite havasını hissetmedim. Sonra gitmedim. Bir gün fakülte sekreteri dedi ki, sen ne dolaşıyorsun burada dedi. Sen dedi, Teknik Üniversitesi'yi kazandın dedi. Oraya gitsene dedi bana. İlk defa ondan öğrendim ben de. Yani o zaman çok iyi bir sekreter hanım vardı orada. Herkesi tanıyordu, ilgileniyordu. Ve beni de takip etmiş, o bana haber verdi. Sonra ben hemen Kabataş'tan Taşkışlı'ya gittim. Dersler başlamıştı. Sordum, dershaneyi öğrendim. Ve ilk defa bir derse girdim. Ders de çok ilginçti. Mimarlık tarihi dersiydi. İlk dersim.
ve dersi veren hoca da İtalyan Paolo Verzoni'ydi. O benim çok hoşuma gitti böyle bir ders görmek. Zaten biraz eski arkeolojiye, tarihe, mimarlık tarihine falan ilgi duyuyordum. O şekilde başlamış oldum. Yani mimarlık tarihi dersiyle başlamış oldum. Sonrasında sanat tarihinden devam ettiniz. Evet, o biraz daha sonra. Önce serbest çalışmak istedim. Bir yıl kadar mezun olduktan sonra bir şantiyede çalıştım. Aslında ben askere gitmek istedim fakat askeri de hemen almıyorlardı. Bir sene sonrası için bana gün verdiler. Bir sene bir şantiyede çalıştım. Sonra askere gittim. Yedek subay olarak önce işte burada Kağıthane'de eğitim gördükten sonra Gelibolu'ya kuram çıktı, kura çekilirken. Orada ama normal bir kışlaya gitmiş olduk. Fakat Gelibolu çok hoşuma gitti benim, çok güzel bir yerdi. Ve orada işte başka arkadaşlarımız da falan vardı. Ben orada vakit geçirirken çok kitap okudum. İlginç bir şey, bakın o tarihlerde 61 falan biz bir köyde kalıyorduk. Köy kahvesinde işte akşamları otururken arkadaşlarla bir adam gelirdi sırtında bir çuval kitapla. Ve bunlar hep devlet yayın evinin kitaplarıydı, klasikler. Yunan klasikleri, işte dünya klasikleri falan böyle çok şeyler. O kitaplar çok hoştu yani o dönemde adam yani oturup tencere tava satmıyordu, kitap satıyordu. Sonra ben bir Troya gezisi yaptım, arkadaşları topladım. Bir Bergama gezisi yaptım, bir Bozcaada gezisi yaptım. Tabii bu da benim mesela Troya gezim ilk arkeolojik gezi sayılabilir. Çok karmakarışık bir yer ama elimde çok iyi kitaplar vardı. Onlarla neyin ne olduğunu anlayarak biraz fotoğraflar çektim. Sonra bir albüm hazırladım, bir Troya albümü, işte bir Bergama albümü, Bozcaada albümü, her gittiğim yere böyle kendim, baskıları da kendim yapıyordum. Bir fotoğrafla da başlamam aslında üniversite yıllarında oldu. Üniversiteye başladığımda, 1955 yılında başladım, Beyoğlu'nda Amerikan Kütüphanesi vardı. Ben orada işte İngilizce önce kitaplar, dergiler, fotoğraf hakkında okumaya başladım. 5 yıl üniversitede mimarlık eğitimi görürken 5 yılda kendi kendime orada fotoğraf eğitimi yaptım. Ve bayağı geliştirdim 5 yıl içinde. Yani o dönemde Türkiye bir yokluk içine girmişti. Çünkü 1955'te bir 6-7 Eylül olayları oldu. O olaylarda elde ne varsa hepsi yıkıldı, yakıldı. Yanlış bir politik şeyle. Sonra ekonomi de kötü haldeydi. 5 yıl Türkiye'ye hiçbir şey ithal edilmedi. Ve Türkiye sanayinin ortaya çıkışı biraz da o yokluğa bağlıdır. Yani o yokluk sayesinde İşte Arçelik çıktı, başka firmalar çıktı falan. Yani halkın ihtiyacı olan işte en mesela buzdolabı falan, radyo gibi şeyler yapmaya başladılar. Ve 1960 yılında ilk defa ihtilal oldu ve tam o sırada da ithalat başladı. İşte fotoğraf makineleri geldi ve ben ilk fotoğraf makinelerinden birini aldım. Hatta çok ilginçtir o da. Eminönü'nde yeni bir mağaza açılmıştı. Böyle müşterilerle çok ilgili görünüyordu. Bilgi alışverişi yapılıyor. Herkes birine bir şeyler öğretiyor falan. Bir kulüp gibi bir ortam vardı. Ben orada o beğendiğim fotoğraf makinesini gördüm. Ama bir cumartesi günüydü. Cumartesi günleri bankalar kapalıydı. Benim de bankadaki biriktirdiğim paradan almam gerekiyordu. Dedim ki bunu ben pazartesi günü alayım dedim. Fakat satıcı olan sahibi dedi ki sen şimdi dedi pazartesiye kadar bekleyemezsin dedi. İçin kıpır kıpır eder dedi. Al bunu git dedi. Hiçbir para vermeden şeyi fotoğraf makinesini bana verdi. İşte ben hemen öğrendiğim testleri yapmaya başladım.
önce fotoğraf makinesiyle ilgili özellikleri nedir falan hepsini biliyordum zaten daha önceden. Askerlik sırasında da bir arandizör satın aldım ve köy evinde elektrik yoktu aslında köyde ama biz asker olduğumuz için, subay olduğumuz için kaldığımız evlere askeri kışladan elektrik veriyorlardı. Ama o elektrikte voltajı devamlı değişen, yükselen, alçalan o koşullarda köy odasında ben fotoğraf basmaya başladım ve sonra İşte Gelibolu'da çektiğim yahut daha önce çektiğim, sonra çektiğim fotoğraflarla ordu evinde bir sergi açtım. Bu ilgisini çekti oradaki ordu komutanının ve benden Gelibolu için bir fotoğraf sergisi açmamı istedi. Bana uçak dahil her şey verdiler. Ben bir ay kadar Gelibolu'da işte oranın tarihi, turistik ortamlarını çektim ve bir sergi açtım. O da ilginçtir. En büyük pratikleriniz askerde gerçekleşti aslında. Yani sıra itibariyle öyle oldu. Peki askerden döndünüz. Evet. Sonra? Troy albümü yaptığımı söylemiştim. Bu askerlik arkadaşlarından birinin nişanlısı arkeoloji bölümünde okuyordu İstanbul'da. Sonra onunla da ahbap olduk. O albümü gördü. Ben bunu Halet Çambel hocamıza göstereyim dedi. Aldı albümü götürdü, ona verdi. Bir de sonra Halet Çambel beni çağırdı ve konuştuk. Hani ne oluyor, ne bitiyor falan diye. O sırada Halet Çambel'de İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Troya semineri yapıyordu. Troya'dan kazı sırasında getirilen her şey, işte Osman Hamdi Bey'in müze müdürlüğü sırasında tabii bir kısmı götürülmüş başka yerlere ama işte altın, mücevher gibi şeyler, Troya takıları falan onlar götürülüyor. Çanak Şömlek'te çoğu bize kalmış. İlk defa onlar açılıyor, tasnif ediliyor, değerlendiriliyor. İşte Halit Hanım da öğrencilerini çalıştırıyor orada. Böyle bir ortamda tam üzerine bu albüm gidince onun da ilgisini çekmiş. İşte onunla konuştuk. Sonra dedi ki ben sonbaharda dedi Karatepe'ye gidiyorum dedi. Orada bir Haçlı Kalesi var, onun rölevesini yapmak istiyorum dedi. Bilir misin dedi. Ben de peki dedim. Ve sonra Karatepe'ye gittik. Çok dağ başında bir yer, çok çok güzel ormanlık, tertemiz bir hava, gürültü yok, hiçbir şey yok. Bir cip gelirken yarım saat öncesinden sesini duyabiliyorsunuz. Yani o kadar sessiz, sakin bir yer. Tabii çok güzel bir kazı. Türkiye'de ilk defa bulunan her şey bulunduğu yerde korunuyor. Önemli bir açık hava müzesi. Dünyada da önemli zaten. Ayrıca Hitit hiyeroglifi ilk defa orada çözülüyor. Çünkü iki dilli bir yazı orada bulunuyor. Hem Fenike dilinde hem Hitit hiyeroglifinde yazılmış en uzun metin. O zaman bunların çözümü oluyor ve Hitit hiyeroglifi okunmaya başlıyor. İşte orada bir ay kalenin rölevesini yaptım. Sonra Halit Hanım'la 5 yıl kadar çalıştık biz. Yani arkeolojiyle tanışmam o şekilde oldu. Peki doktoraya geliyor muyuz bu arada? Ben 70 yılında, yani mezun olduktan 10 yıl sonra Beşiktaş'ta Işık Mühendislik Mimarlık Okulu vardı. Burası özel bir okuldu. Orada da bir sene çalıştım. Orada ders veren hocalardan ikisi Yıldız Üniversitesi'nde mimarlık tarihi hocasıydı. Biri Behçet Ünsal, biri de Turgut Öğünç. Onlarla da çalıştım. Onlar bir gün dediler ki biz Yıldız'da bir restorasyon lisans üstü eğitimi kurmak istiyoruz. Oraya gelir misin dediler. Ben de peki dedim ve daha sonra Yıldız Üniversitesi'nde hep beraber bu lisans üstü eğitimini kurduk. O sırada Yıldız üniversite değildi, akademiydi. Yıldız'dakilerin bütün hocalar da öğretim görevlisiydi. Yani hiçbirinin ne doktorası vardı, ne unvanı vardı. Ancak belki Mimarlık Fakültesi'nde
3-4 tane profesör vardı başka şeyde. Onlar da Güzel Sanatlar Akademisi'nin de tabii profesörlük kadrosu vardı ama iki profesör eşit sayılmıyordu nedense. Yani çok böyle bir ikilik vardı. Yani yükselmek için eğer bu yerde kalıcı olacaksam mutlaka doktora yapmam gerekiyordu. Doktora için bir müracaat ettim kürsü başkanına. O da tamam dedim böyle. Bir şey ses daha çıkmadı. Sonra aşağı yukarı 2-3 sene sonra bir Türk Sanatı Kongresi oldu Macaristan'da. Ve ben de buna katıldım. Bir otobüs dolusu burada akademisyen Budapeşte'ye kadar gittik. Bütün işte Yunanistan, Yugoslavya üzerinden falan. Mesela Mostar'ı ilk defa orada gördüm. İşte Viyana'yı gördük, oradan Budapeşte falan. Otobüste sanat tarihçisi Nurhan Atasoy vardı, profesör. Onunla ahbap olduk. Sonra dedi ki dönüş yolunda, sen dedi benimle doktora yapsana dedi. Teklif ondan geldi. Ben de kabul ettim ve öyle bir doktor oldum. Hocam arada bir yüksek lisans yok. Eskiden eğitim 5 yıl olduğu için siz yüksek lisans biz yapmadık. Evet. Biz yüksek mimar olarak mezun olmuştuk. Avrupa'daki gibi. Evet. Peki sizin fotoğraflarını çektiğiniz, yani binalarının fotoğraflarını çektiğiniz erken modern mimarları diyebileceğimiz işte Turgut Doğan Cansever Tekeli, var. Turgut Cansever, Aydın Boysan. Aydın Boysan. Sami Sisa. Evet, Doğan Tekeli, Doğan Tekeli, evet. Hayati Tabanlıoğlu tabii ki. Hayati Tabanlıoğlu. Onlarla arkeolojik kazıların ya da arkeolojik alanların değil de bu kez daha modern dönem mimari eserlerini fotoğraflama süreciniz nasıl başladı? Şimdi Halit Çamber'le ahbap olunca, yani ilişki doğunca, beraber çalışınca Karatepe de bulunan eserlerin üzerinde bir betonarme saçak vardır. Bu koruma için yapılmış bir saçaktır ve ilk defa bir brüt beton uygulaması orada yapılmıştır. Bu proje, bir de bir kazı evi var aynı şekilde. O da mesela bir ay belki dünyanın en modern yapıların birinin içinde kalmış oldum. Brüt beton, ahşap, başka bir şey yok yani. Gayet sade, düzenli. İşte Turgut Cansever'in çizdiği saçaklar ve kazı evi o. Turgut Bey'le de tanıştım. Dedi ki o sırada Türk Tarih Kurumu'nu yapmıştı. Oranın fotoğraflarını çeker misin dedi bana. Çekeyim dedim ama elimdeki makine aslında hiç uygun bir makine değildi bu işler için. Ama yine de ben 3 gün kadar Türk Tarih Kurumu'nda çalıştım. Onları gösterdim. Turgut Bey'in hoşuna gitti. İşte öyle başlamış oldum. Yani daha sonra Mimarlar Odası, işte özellikle Sami Süsa, Doğan Tekeli, onlar bana kendi eserlerini çektirdiler. Ve bunun arkası geldi. Aydın Boysan, diğerleri öyle takip etti. Artık bu işe başlayınca ben de mimari fotoğraf çekebilen bir fotoğraf makinesi edinmek zorunda kaldım. Yani beni ittiler bu konu üzerine. Ama bu yol sizi Ahan Mimarlık Ödülleri'nin fotoğraflarını evet, çekmeye de götürdü. Evet, o da ilginçtir. Ahan Mimarlık Ödülleri bir vakıftır bu. Vakfı kendi eserlerini ödülde İslam ülkelerinde yapıldığı için mümkün olduğunca İslam ülkelerinden fotoğrafçılar veya işte mimarlar arasında hep çalışmak istiyordu, öyle bir şey. Ama bu arada dışarı da açıktı. Kendileri böyle bir iki mimarlık ödülünden sonra bir kadro kurmak istemişler. İşte tanıdıkları fotoğrafçılardan albüm istediler. Ben de bir albüm yolladım. Ama bu albümleri biz değerlendiremeyiz demişler. Yayıncı olarak da Amerika'da bir fotoğraf yayıncısı var. Kendileri de kitaplarını o kanalla bastırıyorlar. Ona yollamışlar. Siz seçin bu fotoğraflardan biz kiminle çalışalım diye. Onlar da beni seçmiş. Benim için tabii pek çok ilginç İslam ülkesi gördüm ve İslam mimarisi gördüm. İşte Kahire olsun ama tabii çok ilginçlerinden biri Yemen'di.
İki defa Yemen'e gittim, işte iki defa Şam'a gittim, iki defa Kahire'ye gittim, Toledo'ya gittim mesela. İspanya'da da İslam eserleri bu olduğu için onları restorasyonuna da ödül veriyorlardı. Yani daha çok kendim de restoratör olduğum için restorasyon konularında da daha rahat ediyorlardı. Çektiğim fotoğraflar daha uygun oluyordu. Ama modern mimarlık da vardı. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Gene iki defa Özbekistan'a gittim. Buhara, Semerkant, Taşkent falan, onları görmek şansım oldu. Bir yazınızda şöyle diyorsunuz hocam. Çok şapka taşıdım. Mimar, fotoğrafçı, arkeolog, sanat tarihçisi, korumacı, yazar şapkalarım oldu. Mimarlar fotoğrafçı şapkamı, fotoğrafçılar mimar şapkamı gördüler. Ben yazar şapkamı sevdim. Evet. Times Roman yerine Ariel'i, Nikon yerine Canon'u tercih ettim. Hiç büyüyemedim, her zaman öğrenci kaldım. Bunu nereden buldunuz? Bu benim okuldan ayrılırken verdiğim bir konuşmadır. Siz en çok hangi şapkanızı seviyorsunuz bugün? Evet, vallahi devam ediyor gene. Yazmak, evet, kitap yapmak hoşuma gidiyor. Çünkü kitaplara hep bir borcum olduğunu hissediyorum. Ben her şeyi kitaptan öğrendim. Mesela İngilizcemi hep kitap okuyarak geliştirdim. İşte o sayede fotoğraf öğrendim, ne bileyim satranç öğrendim, yüzmeyi bile kitaplardan öğrendim. Yani hep yabancı kitaplardan, hep didaktik şeyler okudum. Çok az roman okudum. O yüzden ilk yazmaya başladığımda dilim çok kuruydu. Hiç hoşuma gitmiyordu. Kimsenin de hoşuna gitmiyordu. Ama işte daha çok didaktik konular olduğu için tahammül ediyorlardı demek ki. Daha sonra ama yazdıkça biraz açıldım. Gene de çok iyi olduğum söylenemez. Bence kendinize haksızlık ediyorsunuz. Tam da bu konunun üzerine yakın zamanda yayınladığınız Şile'deki ev kitabından bahsedeyim. Ona herhalde didaktik bir kitap demek ayıp etmek olur. Çünkü orada çok tatlı bir otobiyografiyi bütün süreciyle birlikte anlatıyorsunuz. Aslında yeniden çocukluk sürecinizden başlayan bir hikayeye gitmiş olacağız ama hem Şile'de doğdunuz hem de sonrasında geri dönüp Şile'yi restore ettiniz. Evet, burada aslında bir insanla bir evin, ne diyelim, bir ilişkisi, sıkı bir ilişkisi var. Yani o ortaya çıkıyor. Yani benim orada ya doğmamın çok büyük rolü olmamıştır belki ama öğrencilik yıllarımda her sene gidip oradaki işte büyük babamın, büyük annemin yanında tatilleri geçirdim. Yani 2 ay, 3 ay gibi. Bu süreç yani bir çocukluğunu yaşarken insanın çok iyi bir süreçti benim için. Sonra işte o evin üzerinde uzun süre oturulmayınca daha da kötü hale geldi. Zaten aşağı yukarı 100 yaşında bir evdi. Onu elden geçirmek zorunda kaldım. O da imkanlarım kısıtlıydı. Böyle yavaş yavaş öyle yapmış olduk. O zaman da bağ biraz daha kuvvetlendi. Kendi mesleğimle de ilgili oldu. Tabii bunda ayrıca evin eşyaları da kitaba girdi orada gördüğünüz. Çünkü evle eşya ayrılmıyor birbirinden. Yani eğer devamlı eşya değiştirirseniz herhalde evin mekan algılanması da değişiyor. O açıdan beni çok etkilemiştir o mekanlar. Bunu vurgulamak istedim. Ayrıca bir örnek de olsun istedim. Yani diğer insanlara da, çünkü bizde yani eskiye pek rağbet yok. Değil mi? Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı diye bir laf bile var. Halbuki o bit pazarı kıymetli. Yani onun kıymetini bilmemiz lazım. O eserleri bakın anlattım ben. Yani ne bileyim bir yorgan yüzü, bir çatma ve bir şey yazma işte nedir ne değildir. Sonra küçük seramik parçaları buldum. Onların ne olduğunu öğrendim. Mesela daha sonra işte bir Londra gezisinde, Victor Albert Müzesi'nde bütün o İngiliz seramiklerini hep müzede gördüm, baktım. Benim bulduğum parçalardan, demek ki oradan. Onlar bütün dünyaya satmışlar. İlginç bir şey.
Sizin Şile'deki eviniz sanki hayatta her öğrendiğiniz şeyden bir parça koyduğunuz bir yer gibi geldi bana. İşte mesela Safranbolu'daki bir kapı kolunu oradaki kapıya koymanız, birazdan soracağım Japonya'daki ilhamlarınızın orada bir Japon bahçesine dönüşmesi, peyzaja olan merakınız, evinizden denize inerken bulduğunuz o küçük mağaranın mekan kavramını algılamanızdaki etkisi, bahçenizdeki meyve ağaçlarıyla peyzaja olan ilginizin buluşması, sanki Şile ile aslında birikiminizi özetlemişsiniz gibi hissediyorum, doğru mu? Öyle de bu doğal bir şey. Yani insan yaşadıkça, bir şeyler gördükçe, onları anladıkça, tabii bunlardan, bunları beğendikçe bir yerde de kullanmak istiyor. Eğer tabii bu istekler eğer mekanla uyuşursa başarılı oluyor. Ama uyuşmazsa suni durur. Yani burada bütün marifet o uyumu yakalamak. Yani ne kadar benzeyecek orijinaline veya ne kadar uyum sağlayacak eskisine. Yani bu ilişkiyi sağlamak lazım. İşte zamanla bunlar da kendiliğinden oluyor. Hocam, Japonya maceranız nedir? Japonya macerası benim için bir başka ufuktur. Yani o da fotoğraf gibi önüme açılan başka bir ufuktur. Çok ben dünyada bir tek yeri görmek istiyordum. O da Japonya'ydı. Sonra yine bu Budapeşte'ye gittiğimiz Türk Sanatı Kongresi sırasında otobüste Nurhan Atasoy'un bir Japon öğrencisi vardı. Bu öğrenci doktora yapıyordu. Onunla ahbap oldum ben. Onun Japon olduğunu öğrenince hemen yanına yaklaştım. Onunla sohbetler ettik falan. Sonra işte bu benim arzumdan bahsettim. O da dedi ki Japan Foundation diye bir burs var dedi. Bu bursa müracaat edebilirsiniz dedi. Ve beni konsoloslukta tanıştırdı. İşte onlar da bana formlar verdiler. O formları doldurdum. Ama ilk seferinde olmadı. Çünkü sıraya koymuşlar. Benden önce Ahmet Ertuğ gitti. O da bir mimar ve fotoğrafçıdır. O sıra onunmuş. Ondan sonra ben gittim. Orada tabii konu olarak da ben ahşap yapıları ele almıştım. Çünkü o sırada daha önce Safranbolu'da çalışmıştım. Safranbolu kitabını henüz yazmamıştım ama çalışıyordum. Benim de kütüphanemdeki en eski mimarlık kitabı Safranbolu evleridir. O ilginç bir çalışmadır. Yani fotoğrafı orada çok doğru olarak kullandığımı sanıyorum. Hani bir sürü şey yazmak yerine mesela pencereler dediğimizde işte bütün pencere tiplerini fotoğrafıyla görüyorsunuz, kapıları görüyorsunuz, işte yapı tiplerini görüyorsunuz, cepheleri, mebbeleri anlatmak istediğimle göstermek istediğim şeyler çakışıyor. İşte orada da söylediğim gibi önce fotoğraf çekerek başlıyorum. Yani önce ben soruşturuyorum, araştırıyorum. Sonra onun arkasına gidiyorum. Yani o arkasındaki bilgileri, o kapı nereye yapılıyor, nasıl yapılıyor, nasıl değişiyor falan bütün onları öğreniyorum. Evet, sonra işte Japonya'da bütün bana bir danışman verdiler. Oradaki aşağı yukarı eski eserler müdürlüğünde restorasyon işleri yapan bir büroya teslim ettiler beni. Onlarla gezi programları yapıyorduk ve onlar beni özellikle Kyoto'da kaldım. Ben Kyoto istiyordum. Kyoto 1600 yıllık başkent. Yani 1600 yıl başkentlik yapmış bir yer. İçinde binlerce tapınak var. Ahşap hepsi. Müthiş yapılar tabii. Onların bahçeleri, işte o peyzaj. Peyzaja da meraklıydım. Daha üniversite yıllarında ben İngilizce peyzaj kitapları okuyordum ki bizde peyzaj yoktu. Tabii çok büyük bir deneyim oldu. Japonya'ya giderken biraz endişeliydim. Yani bunlar bir savaş geçirmişler, İkinci Dünya Savaşı. Arkasından modernleşmişler, sanayileşmişler. Acaba ben de hep eski arıyorum. Acaba eskiye ait ne bulurum diye endişeliydim ama umduğumdan fazlasını buldum. Türkiye'de de aslında Japonya'da da
ahşap konutlar hep ilginizi çekiyor. Ve bununla ilgili yazılmış birçok kitabınız var. Adaların yaşayan ahşap konutları, İstanbul'un ahşap konutları. Safranbolu evlerinde de geleneksel mimariye çok ilgi duyuyorsunuz ve bunları da çok detaylıca belgeliyorsunuz. Sizce bunlar işte hem Şile'deki ahşap ev, hem büyüdüğünüz ahşap ev, bu sevgisizce oralardan mı geliyor? Nedir sizi bu kadar çeken? Mesela niye kagir yapılara değil ama ahşap yapılara bu kadar meraklısınız? Şimdi bir defa benim çocukluğumu geçirdiğim, yani işte dönem diyelim aşağı yukarı üniversiteyi bitirdiğim yıllarda bile, yani bunu şimdi size söylesem inanamazsınız. Yani İstanbul'un %80'i ahşaptı ben yaşarken. Ben bütün bu ortamı gördüm. Ve bunların nasıl hızla kaybolduğunu da gördüm. Biriktirici, işte koruyucu bir meslek altına da girdikten sonra, yani önce belki korumayla başlıyor, yahut biriktirmekle başlıyor. Çünkü hiçbir şeyi atmazdım ben. Yani benim ailemde de atılmazdı galiba, yani o yüzden aynı şeyler bana geçmiş. Mesela eski yaptığım resimler var, onlar da duruyor. Çok eskiden çektiğim fotoğraflar da duruyor, her şey duruyor, her şey. Bu sene başında eve sığmaz oldum artık. Daha önce, yani bu 40 yıl, 50 yıl kadar önce bir başka bir bina tuttum. Orada bütün bunları orada saklıyordum. İşte karanlık odam oradaydı. Bütün kitaplarım oradaydı. Bütün topladığım her şey öyleydi. Yüzlerce dosya içinde bütün yaptığım, topladığım her şey oradaydı. Fakat bunların hepsini tasfiye etmek zorunda kaldım. O bana çok acı geldi. Yani o benim sakladıklarımda bir şehir müzesi kurulabilirdi. Yani belge olarak kültür tarihimizle ilgili şeylerdi bunlar çünkü. Bu ahşap evi, yani bu kadar ahşap bir mimari içinde büyüyünce bir defa ilgi duyuyorsunuz. İkincisi, ahşap güzel bir malzeme biliyorsunuz. Bir defa canlı bir malzeme, her an bulmanız mümkün olan bir malzeme ve ahşabı siz fabrikada üretmiyorsunuz. Yani doğada oluşuyor. Hem doğanın bir nimeti, hem de insanların bir nimeti, ondan her şekilde yararlanabiliyorlar. İşte bilinçli olarak keserseniz, bilinçli olarak büyütürseniz her zaman ahşabı temin edebiliyorsunuz. Böylelikle bir sürekliliği var. Tabii ahşap binaları incelediğince, yani bir belki ben bunu biraz İslam düşüncesiyle de bağdaştırmak istiyorum. Her şey fani, değil mi? Ama bazı şeylerin baki olması lazım. Nedir onlar? İşte burada gördüğümüz gibi topluma ait olan eserler. Yani bunların kalıcı olması lazım. Onun için Osmanlı bunları taştan yapıyor. Kalıcı eserler, dikkat edin. Ama kendi oturduğu bina, madem insan fani, oturduğu binada fani. Yani onun da belirli bir ömrü var. Fakat bu şekilde şöyle bir avantaj da doğuyor. Bu binalar, ahşap binalar, çeşitli nedenler, bir defa yangınlarla yanıyor, çürüyor, zamanla bozuluyor falan. Ama yeniden yapılıyor. Böylece yeni yapıldığında yeni teknoloji, yeni sanat akımları, yeni ihtiyaçlara göre şekillenmiş oluyor. Böylece bir taş yapı olsa bu binayı siz şimdi nasıl değiştireceksiniz? Değiştirmeye kalktığınızda bu bozacaksınız, değil mi? Özgün formunu. Yani ahşap bina gelişerek tarihe, çevreye uyum sağlayarak gelişmiş oluyor. O bakımdan önemli ahşap yapı. Yani eskiden ben bunu yaşlılarla falan da konuştum. Mesela Baha Gelenbevi, o da eski sinemacılardan, çok kültürlü bir adamdı. Onunla konuşurken bana dedi ki, eskiden dedi birisi kagir bir ev yapmaya kalksa, ya nedir senin şeyin, dünyaya kazık mı çakacaksın derlerdi diyor. Yani bakın bu kadar yalın
fikir. Siz bir şey anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz korumayı çok bilmeyiz. Yeniden yapmak daha kolay gelir ama Osmanlı'da da böyleydi. Onlar da bir bina yıkılınca taşı taşın üstüne koymaz. O dönemin akımı baroksa örneğin öyle yapardı. Bunu duyunca biraz rahatladım. Demek ki genlerimizden gelen bir hala öyle yapıyorsun. Ama o zaman bunun yanlış olduğu bilinmiyordu. Hala aynı fikirde, yani bir ihya kavramı var. Çok yanlış bir şey. Yani zannediyorlar ki işte nedir? Burası medresedir. Medrese nedir? Okuldur. Bunu yıkarsın yerine bir okul yaparsın. Aynı şeydir. Öyle değil. Yani burada tabii bütün malzeme, teknoloji, o dönemin el işçiliği, değil mi? Dünya görüşü. Çok şey var yani. Çok şey var. Yani biz bir şeyi saklarken, korurken bunları korumuş oluruz aslında. İnsanı korumuş oluruz. İnsanın fikirlerini, kültürünü, sanatını, her şeyini, bilgisini. Hocam aslında Reha Hoca deyince akla gelen şey bütün bu girizgahların sonunda Mimar Sinan. Siz diyorsunuz ki Mimar Sinan'ı göklerden yere indirmemiz lazım. Nasıl yapacağız hocam bunu? Nasıl yapacağız? Bir defa bakın, Mimar Sinan, Mimar Sinan diyoruz. Mimar Sinan'ın ne olduğunu şu çevreden 10 kişiyi çağırsanız size hiçbir şey söyleyemez. Yani nedir? Niye Mimar Sinan'da Hayrettin değil? Ya, bilmem Osman değil, Fatma değil falan. Bu belli değil. İkincisi, Mimar Sinan çok uzun zaman yaşamış bir adam. Yani 100 yıl kadar, tabii kaç yaşında doğduğu, hangi tarihte doğdu belli değil ama hala doğum gününü veya ölüm gününü kutlanıyorlar. İkisi de belli değil. Doğum tarihi hiç belli değil. Yani bu kadar da beceriksiziz. Yani bütün bunları araştırmaya, öğrenmeye. İlk defa işte Mustafa Kemal'in bir şeyi var. Bunu araştırın diyor. Türk Tarih Kurumu'na emir veriyor. İşte bütün şeyleri yazdığı kitaplar çevriliyor, açılıyor ama çok uzun sürüyor. İşte Sedat Çetintaş röleveleri yapıyor. Neredeyse 20-30 yıl sürmüş röleveler. Şimdi elimizde Mimar Sinan'ın bugünkü teknolojiye göre yapılmış, işte laser scanner'la bilmem ne taramalı şeyleri yok. Röleveleri yok hala elimizde. Üzerinde sayısal analizler yok. Yani nedir, boyutlar nedir? Hatta Mimar Sinan dönemindeki mimar arşının boyunu bile bilmiyoruz tam olarak. Ben bu konuda bir tez yaptırdım bir öğrencime. İşte Mimar Sinan'ın bazı yapılarında özellikle kapı pencere gibi açıklıkların belirli bir, yani işte parmak ya onun da alt birimleri gibi bir uzunlukta olması lazım. Acaba işte 75 santim kadar olduğunu biliyoruz. Mimar Arşı'nın acaba bu ne kadardır, 75'ten ne kadar fazladır, o çıkar mı diye bir şey yaptık. Aşağı yukarı bir şeyler bulduk mesela. Tasarım süreci nasıldır? Hiçbir şey yok. Çizimler yok. Bir şey yok. Yani Mimar Sinan'ı böyle araştırmamız lazım. Yani duvar kalınlıkları nelerdi, bilmem neydi. Aslında Mimar Sinan tabii ki bütün bunları değiştirmiş bir insan değil. Mimar Sinan bütün bunlara düzen vermiş bir adam. Çünkü tamam, kendisi bir deha gerçekten ama bu onu itmişler bu alana. Yani öyle bir ortam ki devamlı yapı ihtiyacı var. Yapı isteyen insanlar var. Bunları karşılaması mümkün değil. O yüzden işte mimarlar şeyini, teşkilatını çok genişletiyor. Çünkü adamı düşünün, 400 kadar yapı yapmış. Tek başına bunları yapabilmesi mümkün değil. Onun için bir sürü yardımcısı var. Ayrıca şehir mimarları dediğimiz mimarlar var büyük şehirlerde. Onlardan da yardım alarak bazen bir plan onlara yolluyor. Siz bu planı uygulayın diyorlar. O şekilde çalışılıyor. Yani Mimar Sinan'ı tanımıyoruz. Mimar Sinan'ın tanımamasının bir nedeni de öldükten sonra Mimar Sinan da bir 150-200 yıl daha yaşamış aslında. Çünkü onu taklit etmişler. Ama Mimar Sinan ilk defa yaptığında bir işi, eğer biz
O dönemde yaşasaydık Mimar Sinan, aa bak bunu yapmış diyebilirdik. Şimdi baktığımızda Mimar Sinan'ın eserlerine onu mu yaptı, bunu mu yaptı anlamamız bile zor. Çünkü yetiştirdiği ustalar veyahut getirdiği düzen, kavram, üslup onu devam ettirmiş. Ta baroka kadar neredeyse gidiyor. Sizin Mimar Sinan merakınız nereden başladı? Vallahi çok da meraklı değildim eskiden. nasıl oldu? Benden İstanbul Belediyesi iki sergi istedi. Bir sergi İslam mimarisi ile ilgili bir konferans vardı burada. Anadolu'da İslam mimarisi ile ilgili bir şey yapalım dediler. Bir öyle tanışmış olduk. Sonra Sinan'ın 400. ölüm yıldönümüydü galiba. Onun için bir etkinlik yapmak istediler. Benden de bir sergi istediler. İlk defa ben ciddi olarak o zaman Sinan eserlerini takip ettim. İşte fotoğraflarını çektim, bilgiler topladım falan. Böyle bilmem kaç 10-15 panoluk bir büyük bir sergi hazırladım. Öyle başladı. Sonra sevdim konuyu ve devam etti galiba. Ama derinlemesine devam ettirdiniz. Çünkü tabii yani öyle oluyor. Çünkü benim mesela bir konuyu araştırıyorsam onun belki kitabını da yapıyorum. Mutlaka her çalıştığım konuyu kitabı yapmaya çalışıyorum. Yani o bilgiler kaymamaması lazım. Madem o kadar uğraşıldı, bunu ortaya koymak lazım ki başkası da onun üzerine bir şeyler koysun. Yani buna önem veriyorum ve kitap yapmayı seviyorum. Ama onun ikinci baskısı yapılacağı zaman, daha yapılmadan o kitap benim bir rafımda durur ve üzerine devamlı etiketler yapışmalar, aldığım notlar, belki bazı şeyleri yazmışımdır, onları düzeltirim, yeni ilave bilgiler buldumsa onları eklerim. Her baskısında mesela Mimar Sinan'ın o büyük kitabı İngilizce'de 9 defa basılmıştır, Türkçesi 6 defa basılmıştır. Bak orada da Türklerin okumadığını görüyorsunuz. Yani Türkiye gibi bir yerde yabancı İngilizce bir kitap daha çok satıyor. Hocam, Mimar Sinan neden bir dehadır sorusunu araştırırken onun şanslı olduğunu söylüyorsunuz. Yani zengin bir yönetimde mimar oldu, ona değer veren ve çok iş yaptıran yöneticileri oldu. Sizce bugünün mimarları da o kadar şanslı mı? Ya da sizce bugün de 500 yıl sonra konuşulmayı hak edecek mimarlar yetişiyor mu? Sanmıyorum. Yani dünyada bu kadar eser veren mimar var mıdır? Yoktur herhalde. Yani bugün de olamaz. Çünkü bugün çok mimar var tabii ki. Eskiye göre düşünecek olursak tabii çok da yapı var. O da ayrı. Ama bir yapının ortaya çıkışı o zaman eskiden farklı, şimdi gene farklı. Ayrıca mesela Avrupa'da farklı, Osmanlı'da farklı, Asya'da da farklı. Yani bütün bu koşulları da göz önünde tutmak lazım. Şimdi mesela İtalya'da adam bina yapacağı zaman ona halk yardım ediyor. Yani veya oradaki bey de para veriyor ama yani ortada bir şey var. Bazı yapıları halk ödüyor. Evet yani onlar şey yapıyorlar. Mesela şeyde Floransa'da yüncüler loncası oturuyor yapının parasını o karşılıyor. Sonra yarışmalar açılıyor. Mimari yarışmalar açılıyor. Osmanlı'da öyle bir şey yok. Yani sadece emir var. Yani Osmanlı'da yap diyor, yapıyor adam yani. O kadar çok çok farklı bir şey. Şimdi şeyi sordunuz değil mi? Mimar Sinan şanslı. Şansı şuradan kaynaklanıyor. Bir defa zengin bir ortam var. İkincisi Süleyman zamanında sınırlar en geniş. Ganimetler çok fazla. Osmanlı'da sultanların halkın parasından yapı yapmasına müsaade edilmez. Hoş görülmez böyle bir şey. Yani ancak kendi cebinden ödeyecek. Kendi cebinde de ancak bir savaş sonrası bir ganimet elde ediliyor. Ganimette sultanın payı ayrı, işte savaşçıların payı ayrı falan. Oradan hep büyük yapılar böyle bir gaza sonucunda yapılmıştır.
Mesela 2. Selim, Selimiye Camisi'ni Edirne'de yaptırırken kendi parasıyla başlıyor bu işe. Belki de devletin parasıyla başlıyor. Hoş görünmüyor. Mırıldanmalar başlıyor. O yüzden Kıbrıs'a sefer açılıyor ve Kıbrıs ganimetiyle tamamlanıyor. Ve bütün bunlar işte kalıbına uyduruluyor. Rüya görüyor, peygamberi görüyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Ama şey bu. Aynı şekilde Sultanahmet Camisi de. Mesela Sultanahmet de savaşa falan gitmemiş bir adamdır. O böyle koskoca bir cami yaptırınca o da büyük sorun olmuştur. Yani buna özellikle ulema sınıfı karşı çıkar. Devletin parasından, halkın parasından yani bunların ödenmesi istenmez. Şimdi çok zengin, ortam çok zengin. Savaşlardan herkese, paşalara pay düşüyor, şeylere, saray mensuplarına, özellikle harem sınıfına düşüyor. Erkeklere düşmez, çok çok ilginçtir, rakip olmasınlar diye. Şehzadelere düşmez ama kızlara düşer, oradaki haremine düşer falan pay. Ama öbürlerine düşmez ve şehzadeler bira da yaptıramaz. Şehzadelik sırasında bira yaptıramazlar. Ancak babasından izin alarak yaptırabilirler. Şimdi bu kadar zenginlik olunca herkes bina yaptırmak istiyor. Yani ortam da var, yapı ortamı da var. Bir de şu var, yani İstanbul Sultan Süleyman'a kadar veyahut öyle söylemeyeyim de Sinan'a kadar diyelim, daha çok Roma mimarisinin, kültürünün hakim olduğu bir yer aslında. Yani o kadar çok yapı yok burada, İslam yapısı yok. Yani Fatih ilk aldığında işte o külliyeyi yaptırıyor. Yani o müthiş bir cevap yani, çünkü İstanbul aslında çok gelişmiş mimarisi olan, başta Ayasofya olmak üzere öyle bir şehir. Ama sen onu alıyorsun, o da diyor ki bak ben aldım ama benim de uygarlığım budur, medeniyetim budur. Ben de bu adam 6-7 tane üniversiteyi içeren bir külliye yapıyor. Bu müthiş bir başlangıçtır. Ama daha sonra bunlar yavaş yavaş yapılar ilave edilmiştir. İlk defa Sinan zamanında işte 200'den fazla yapı yapılınca İstanbul'a ve bunların konumları da müthiş, bütün süliyetlere, hakim noktalara, o zaman İslam kimliğine, Türk kimliğine ancak öyle girmiştir İstanbul. Yani biraz da bu bilinç altında yatıyor olmalıdır. Onun için çok yapı yapılmıştır. Tabii öyle olunca ortam var, malzeme var, usta var. Düşünün, bütün İslam ülkelerinden, hatta belki Hristiyan ülkelerinden sanatçılar İstanbul'a geliyorlar iş bulmak için. Zengin bir ortam var, para var. Yani o açıdan şanslıdır. Ve böylece yani sizin anlatılarınız, Mimar Sinan'ın yazdıklarını analiz etmeniz aslında biraz da şunu gösteriyor. Bu çok efsaneleştirilmiş karakterin özetle çok çalışkan, çok iş disiplini yüksek, analitik zekası yüksek, bilime çok meraklı, gerçek bir insan olduğunu bize gösteriyor. Bunu bilmek sanırım çok önemli değil mi hocam? Böyle başlamak Mimar Sinan'a. Şimdi yani bunu biz nasıl öğreniyoruz? Yazdıkları tamam, çok çok değil ama yani hatta bir Vitruvius'u falan, ondan ne bileyim 1000 yıl önce yazdıklarını düşünürsek yazdıkları çok zavallı kalır yani. Ama bazı pasajlar var, o pasajlardan Mimar Sinan'ın öyle zavallı bir adam olmadığı, yazarken de, düşünürken de o çok açık. Zaten eserlerinden de anlıyoruz. Şimdi biz nasıl öğreniyoruz? Yani ben nasıl inceliyorum? Eserlere bakarak inceliyorum onu. Yani bunları sıraya koyduğum zaman hele, gelişmeyi daha kolay takip edebiliyorum. Nerede ne hissetti? Nerede korktu? Hangi yapısından korktu da ondan sonra ne gibi daha güvenli tedbirler aldı? Veya nerede açılım gösterdi de o açılımdaki hataları gördü veya onu daha geliştirmek istedi, ondan sonra yaptı,
onları izliyorsunuz. Mesela altıgen şeması önce şeyi de görüyor, Üç Şerefeli de görüyor o şemayı. Beşiktaş'ta ilk defa uyguluyor ama hoşuna gitmiyor. Yani önce biraz taklit gibi bir yapı o. Aynı hatalar orada da var. Ondan sonra onu geliştiriyor. 4-5 tane yapınca mükemmelleştiriyor tabii. O da yaptığı hiçbir şeyden memnun kalmıyor. Daima daha iyisini yapmak istiyor. İkincisi her yapıya, en küçük bir yapıda olsa bir özellik katmak istiyor, bir yenilik katmak istiyor, bir şeyler yapıyor. Yani bunlar işte bunlar baktıkça, inceledikçe görüyorsunuz. Şimdi bilgi edinmek için biz ya yazılı kaynaklara bakarız değil mi? Ama yazılı kaynaklar her zaman yoktur. O yüzden arkeoloji dediğimiz araştırma dalı yazılı kaynakları bulursa kullanır ama genellikle bulamaz. Neye bakar? O zaman maddi kalıntılara bakar. Ne yapılmış? İşte Çanak Çömlek'ten bulduğu mimariye artık ne bulduysa hepsini değerlendirerek o dönem hakkında, o toplum hakkında, onun kültürü, sanatı, işte teknolojisi falan hakkında bilgi çıkarmaya çalışır. Benim de yaptığım o. Yani tıpkı bir arkeolog gibi bilgi yok çünkü. Bu da ne yapmış, ne etmiş, onu söyleyen de yok, anlatan da yok. O zaman sadece masallar var. İşte minare eğrimiş de, iple asılmış, çekmiş de, yok akça geçmezmiş, parayı koyuyor da, böyle hikayeler. Mimar Sinan'ı biz böyle biliyoruz. İşte benim söylemek istediğim o. Yani bunları bırakıp, yapıları inceleyerek ne yaptığını Mimar Sinan'ın anlamak. Siz de çok çalışkan birisiniz. Sürekli üretiyorsunuz, boş durmuyorsunuz. Ben evet, bir defa elimle çalışmayı severim bir. O yüzden marangozluk falan işleri de böyle severim. İkincisi üretmeyi seviyorum. Üretirken işte fotoğraf da var, kitap da var. Hatta ikisini karıştırıyorum şimdi. Bu benim için çok büyük avantaj. Hem yazıyorum hem fotoğrafını çekiyorum. Çünkü kitap yaparken sadece yazarsanız fotoğrafını başkası çekerse aynı şey olmaz. Marangozluk neler yapıyorsunuz hocam? Vallahi ne bulursam yapıyorum. Yani heves ediyorum en azından. O da galiba babamdan geçmiş. Bizim Üsküdar'daki evin bir cihan nüması vardı. Biliyor musunuz cihan nüması? Evet. Binaların üstünde eskiden manzara için böyle bir kule gibi bir tek oda yapılırdı. Oradan ben bakınca bir tarafta Çırağan Sarayı ve Boğaz, öbür tarafta da şeye kadar, Tophane'ye kadar bütün İstanbul sürüyetini, Dolmabahçe Sarayı'nı hepsini görürdüm. Öyle bir yerde. Babam orada işte hafta sonları falan birkaç tahta parçası da kutular falan yapardı. Ben de onların üzerine resimler falan yapardım. Böyle onu sağa sola hediye ederdik akrabalara. İşte öyle bir görgü demek ki. Daha sonra ahşapla çalışmayı severim. Hocam bitirmeyi hedeflediğiniz ya da başlamak istediğiniz bir iş var mı? Şimdi bir elimde çok fotoğraf malzemesi var. Bunlarla tabii çoğu da eski. Anadolu devamlı değişiyor. Yapıların eski halleri. Böyle bir Anadolu mimarisinden izlenimler diye bir dizi yapmak istiyorum. Söylediğim gibi Selimiye üzerinde çalışıyorum. Selimiye bayağı kapsamlı bir kitap olacak, büyük. Ve özellikle strüktür üzerinde çok yoğunlaştım. Kubbeli yapıların strüktürü, kubbenin taşınması ve kendi strüktürü falan. Bu da Sinan'ın bilinmeyen bir tarafı. Çok çalışan bir kimse yok. Yani onları iyice didik didik ettim Selimiye'yi. Yalnız iskelet haline getirdim falan. Öyle bir çalışma, bakalım yapabilirsem onu yapacağım. Hocam inşallah sizin yeni kitaplarınızı da tanıtacağımız bir gün i̇nşallah. Yeniden sizinle görüşürüz. İnşallah. Çok teşekkürler bugün için. Tamam. Ben teşekkür ederim. Bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi olan eski Güzel Sanatlar Akademisi'ni, onu da mimarlığına kazandım.